Eyvallah. Şimdi merkeple, eyvallah, eşek tabirini kullanmayayım da. Tamam. Merkeple kitap arasındaki ilişki nasıl bir ilişki hocam? Efendim, merkeple kitap arasındaki ilişki şöyle bir ilişki. Yani merkep aslında mübarek bir hayvan ama hayvan. Efendim, anlatabiliyor muyum? Evet. İşe yarar, yük taşır. Merkeple Kur'an arasındaki ilişki olmaz. Merkeple mushaf arasındaki ilişki olur. Eşeklere Kur'an yüklenemez. Eşeklere mushaf yüklenir. Öyle değil mi? Affedersiniz, ben sizin kadar kibar olamıyorum. Bakın yine eşek dedim efendim. Ama ya adı eşek yani, ne olacak? Söyleyelim, adıyla söyleyelim. Yani eşekler Kur'an taşımazlar. Niye? Kur'an öyle taşınacak bir şey değil. Kur'an öyle maddi bir şey değil. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama mushaf maddi bir şey. Kilosu var, gramı var, hacmi var, üç boyutlu ağırlığı var. Anlatabiliyor muyum? Onun için eşek sırtındakini yük olarak algılar. Evet. Eşek sırtındakini değer olarak algılamaz. Yani eşekten sırtındakini değer olarak algılamasını beklemek eşekliktir. Evet, doğru. Yani eşeklik değil. Evet. Yani eşek, ne bilsin değerle eşek fiyatı? Eşek selüloz taşır. Evet. Selüloz taşır. Evet. Aynen öyle. İşte diyor ki Kur'an bunu. Ama anlam taşımaz. Anlam taşımaz. Anlamını da bilmez. Merak da etmez. Okuyamaz. Gerçi Nasrettin Hoca okutturmuş da. Nasrettin Hoca'nın okutturma yöntemini biliyorsunuz. Sayfaların arasına arpa serpmiş. Evet. Yani ancak öyle okur işte. Arpayı yer çevirir. Arpayı yer çevirir. Yani aslında hoca müthiş bir burada ders veriyor. Farkında mısın? Kur'an'ı mushafa dönüştürenlere hoca ders verir. Yani eğer Kur'an'ın sayfalarını çevirmek böyle yukarıdan aşağı buysa diyor, bak ben aralarına arpa serptim, o da yapıyor bunu. Aslında hoca ince bir ironi yapıyor bunu. Evet, her zaman yaptığı gibi. Bence de. Muhteşem bir ironi. O zaman eyvallah. Eşek selüloz taşır. Eyvallah. Kağıt taşır. Asla Kur'an taşıyamaz. Silikon taşır. Kur'an taşıyamaz. Çünkü Kur'an anlam aynen, yüklü. Aynen öyle. O halde anlam yüklü Kur'an, anlam yüklenen akılla, aynen, kalple taşınıyor. Kalple taşınır. Efendim, akleden bir kalple taşınır. Eyvallah. Anlaşılmayan, anladım, Kur'an taşınmaz zaten. Şimdi ayetin mealini okuyabilirim. Evet, buyurun. Yani bu açıklamadan, eyvallah, sonra. Tevrat'ı taşıma sorumluluğu. Eyvallah. Bunu Kur'an diye de okuyabiliriz. Yani. Doğru. Çünkü onların da Kur'an'ı bizim Tevrat. Bizim öyle okumamız lazım azizim. Eyvallah. Unutmayalım, bu ayet Yahudilere inmedi. Bu ayet bize indi. Hemen arkasından Cuma emri geliyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani Cuma Yahudilere farz değil. Bize farz. Eyvallah. Dolayısıyla buradaki hitap bize. Aslında orada kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla bak. Evet. Eyvallah. Tevrat Yahudilerin tarihsel olarak Kur'an'ı. Son Kur'an'ı. Kitap onları. Eyvallah. Öyleyse şöyle okuyalım. Eyvallah. Hazreti Kur'an'ı, Musa'ya inen Kur'an. O halde eyvallah. Bu da söz konusu edilen insanlar son peygamberin ümmeti. Musa, eyvallah, son peygamber aleyhisselam. Onlar da onun ümmeti. O halde Tevrat'ı ya da Kur'an'ı taşıma sorumluluğu kendilerine verilip de, eyvallah, bu taşıma böyle taşıma, hayır, değil herhalde. Taşıma orada sorumluluğu. Orijinal geçen şey hamele. Hamele. Hamele yahmilu. Efendim, hı, tahmil. Hummilu. Efendim, meşhul fiille kullanılmış. Çok, evet, ilginçtir. Çok ilginçtir. Allah Resulü'nden sahih senedle gelen bir haber de var. Efendim. Eşrafu ümmeti hameletül Kur'an. Ümmetimin en şereflileri hamele-i Kur'an'dır. Hamele-i Kur'an'ı biz hafız-ı Kur'an yapmışız. Alakası yok. Bir şeyi hafızaya koymak, onu hamil olmak değildir. Evet. Evet. Hamil olmaktan kasıt nedir burada? Sorumluluğunu taşımak. Burada taşınmaktan kasıt sorumluluktur. Ama eşek taşımasında sorumluluk yok. Hayır. O
Eşek mükellef değildir. Öyle olsaydı eşeklere de cennet, ödül ve ceza evet. olurdu. Kur'an'ı taşıma sorumluluğu kendilerine verilip de eyvallah. Sorumluluğunun gereğini yerine getirmeyenlerin durumu kitaplar yüklenmiş. Eyvallah. Fakat sırtındakinin değerinden bir haber olan eşeğin durumu gibidir. Evet, ayet bu. Evet. Evet. Yani Rabbimizin ayetine niye bu kelimelerle gönderdin ya Rabbi diyecek halimiz yok yani. Niye aslında biraz sert gibi geliyor üslup? Evet. Burada bile şefkat var, ilahi şefkat. İlahi şefkat şu. Tüm derdim birinizin daha ebedi saadetini bulması ey kullar. Bunun için dilin tüm imkanlarını kullanacağım. Bunun için sizi sarsmak gerekirse sarsacağım. Bunun için eşeği ayetin içinde kullanmam gerekirse onu da kullanacağım. Bir eşekte bir sorun yok. Yok, sorun yani yok. Eşeğin eşekli, eşeğin adamlığıdır. Aynen öyle. Ama adamken ama eşeklik etmeye eşeklik öyle. Diyoruz. Evet. Onun için yani ne diyordu efendim? Alçak maymunlar olun. Alçak maymunlar. Eyvallah. Şimdi yani Yahudileşen İsrailoğullarına söylüyor bunu. Yahudileşen İsrailoğullarına. Alçak maymunlar olun. Ve kunu kıradeten hasi'in. Alçak. Şimdi alçak maymun. Ya Allah'ın yarattığı bir hayvan maymun. Ve maymun güzel bir hayvan aynı zamanda. İyi taklit eder mesela. Niye alçak diyor? Maymun alçak değil. İnsan taklit edince alçak olur da onun için. Hmm. Evet. İnsanın maymunlaşmasında aynen çirkinlik öyle. Var. Yani maymunun maymunlaşması iyidir. İnsanın maymunlaşması kötüdür de onun için. Onu söylüyor. Evet. Maymun bile olamaz bu durumda. Alçak maymun oluyor. Evet. O tedavi ettirdi. Çağrışım yaptırdı. Eyvallah. Müthiştir. Eyvallah. Demek ki eşekten eşeklik bekliyor Allah. Evet. Onun için sorun yok. Ama adamken taşımak. Eşeklik performansı, eşek performansı ortaya koymak ciddi bir eşeklik. Allah bizi muhafaza etsin.